Evet arkadaşlar, kazanım 34 sorularıyla devam ediyoruz. F tek G çift fonksiyon olarak verilmiş. F-3 ve G-4 değerlerini biliyoruz. F3 artı G4 isteniyor. F tek olduğundan F-X eksi F X'e eşit olacak. Yani F-3 eksi F 3'e eşit diyebiliriz. G çift olduğundan G-X G-X'e eşit olacak. Buradan da G-4 G4'e eşit diyebiliriz verilen değerlere göre. O halde işlemi yapacak olursak F3 artı G4 istenmiş bizden. G-4 eksi 2 idi, yani G4'te eksi 2 olacak. F-3 5'ti. F3'te eksi 5 olacak. Eksi diğer tarafa verdiğimizde eksi 5 artı eksi 2'den de eksi 7 olarak cevabımızı bulabiliriz. Cevap A seçeneği olacaktır. İkinci soruya geçiyoruz. F çift fonksiyon, G ve H tek fonksiyon olarak verilmiş. Yani f eksi x eşittir f x olacak. Diğer taraftan g eksi x eşittir eksi g x ve h eksi x eşittir eksi h x olacak tek fonksiyon oldukları için. Bu durumda f eksi 3 f 3'e eşitken g eksi 2 eksi g 2'ye eşit ve h eksi 4 de eksi h 4'e eşit olur. Bizden istediği g2 eksi 3 çarpı f3 artı 4 çarpı h, yazalım, 4 olacak. g2 g eksi 2'nin eksilisine eşit, yani 3 olacak. f3 f eksi 3'e eşitti. Buradan 2 gelir. H4 de H eksi 4'ün eksilisine eşit olduğundan 5 olacak. Buradan 3 eksi 6 artı 20 olur. 23 eksi 6 da 17'ye eşit. Yani cevap B seçeneği olacaktır. Evet, 3. soruya devam ediyoruz. F çift fonksiyon ve A eksi 3'e 2 noktasından geçmektedir. Eğer F çiftse F eksi X eşittir F x olacağından bunu yazabiliriz. Kesinlikle f fonksiyonuna ait bir noktadır demiş. Noktayı biliyoruz ve kuralımız da şuydu. O halde biz f-3 eşittir f3 diyebiliriz. Bu da 2'ye eşit olacağından 3'e 2 noktası da f fonksiyonu üzerinde olacaktır. Yani cevap B seçeneği olacaktır. Evet, kazanımın son sorusu. Tek bir fonksiyon aşağıdaki aralıkların hangisinde tanımlı olamaz? Tek olabilmesi için her x eleman a için f eksi x eşittir eksi f x olması gerekiyordu. Yani hem x'in hem de eksi x'in tanım kümesinde olması gerekir. Burada reel sayılarda aynı değerlerin artıları ve eksileri var. B'de yine aynı şekilde eksi 1 ile 1 aralığında artılar ve eksiler var. C'de ve E'de de yine aynı şekilde artı eksi aynı değerler olacağı için problem yok. Fakat D'de sıkıntı var. Çünkü F eksi 4 varken F4 yok. Bu nedenle tanım kümesi, daha doğrusu tek fonksiyonun tanımlı olduğu bir aralık olamaz diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.